yabancı ülkedeki Türkler şu ülkeye geldiği zaman, şu röportajlara girdiğinde ah orası batmış, ah burası batmış, aldığın maaş bu kadar, o muhabbeti yapma arkadaş. Çalışmadığın zaman da sana ekmek para veriyorlar değil mi? Bu ülkede vermezler kardeş. Allah belanızı versin, beğenmiyorsunuz adamı işte falan demeyeceksin arkadaş. O zaman geleceksin, yaşayacaksın burada. Boş muhabbet yapmayacaksın. Yok işte kardeş, siz nankörsünüz. Niye adama nankör diyor, niye? Bu adam 15-16 saat burada çalışırken sen 7,5 saat çalışıyor. Neye muhabbetini yapıyorsun sen? Abim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hangi ülkeden? Norveç. Benim kardeşim de size röportaj vermişti, hatırlıyorsanız, Süleyman. Size röportajı verdikten sonra orada bizim Norveç, bir tane Norveç sayfası var, Norveç Türkleri diye. Hani adama o kadar kelime yapmışlar ki, işte bu çocuk Türkçe bilmiyor, bu çocuk daha doğru düzgün kelime bilmiyor falan. Hani terbiyesizlik hem de nasıl terbiyesizlik etmişler. Şimdi orada yaşayan insanın tuzu kuru arkadaşım. Adam alıyor maaşını, ya da diyelim ki adam alıyor Norveç'te hastalık parası. Gidip kendini şakadan hasta gösteriyor. Yok benim psikolojim bozuk, yok oram ağrıyor, buram ağrıyor. Şimdi bu ülkede yaşıyorsak birbirimizle dalga geçmenin anlamı yok. Ben Kürt kökenliyim, Diyarbakırlıyım ben. Şimdi diyoruz ya mesela askeri ücrete zam gelecek. Evet. Bu askeri ücrete ne kadar zam gelirse gelsin alım gücü yine yetmiyor arkadaş. Bu adam 10 milyar maaş alsa ne olacak ki? Yine yetmiyor ya. Hele bir de çoluğu çocuğu olan insanlar ne yapsın bu ülkede? Abi seni yakalamışken sormak isterim. Bakın bizim siyasetçilerimiz bize diyor ki sadece Türkiye böyle değil. Norveç de böyle, Avrupa da böyle. Norveç'teki bu enflasyon ne durumda? Abicim şimdi Norveç'te pahalı olan tek bir şey var, o da benzin, bir de mazot. Bundan başka da hiçbir şeye zam gelmedi. Kaç zamlandı peki? 2 katı mı oldu? 3 katı mı oldu? Ne kadar? Vallahi bundan işte 2 ay önce 15 kronken şimdi 28 krona kadar çıktı. 2 katı bile olmamış ama. Ama şimdi adamlar zaten ülkeyi komple elektrik sistemine götürmek istiyorlar. Elektrikli araba. Elektrikli araçlara. Evet. Ondan dolayı şimdi ben mesela burada markete gidiyorum, bir çıkıyorsun 5 lira paran gidiyor. O bana sıkıntı olmaz ama burada yaşayan ben insan bir çocuğuyla nasıl, mesela şuradan geçtiğin zaman oyuncakçı duruyor değil mi? Evet. Bir oğul babadan oyuncak istemeyecek mi? İsteyecek. Adam kafasını önüne eğip geçmesi lazım oradan. Oyun parkları zaten hiç gidemezsin. Sen Norveç'ten geldin, bunları görüyorsun ya. Sana helal olsun. Abicim helal olsun. Şimdi mesela çıkıyor adam Almanya'dan gelmiş, diyor ki Almanya'nın ekonomisi batmış. Adam Norveç'ten geliyor, Norveç'in ekonomisi batmış. Hiç batmamış arkadaş. Adam 1.000 euro para bozdurursa burada ne yapıyor? 20 bin liraya yakın para yapıyor. Bak ne diyor abim, diyor ki gözlerdeki ışıltıya bakın diyor. Abi izledin mi Nebati'yi? Canlı yayında dedi ki hanımefendi bundan 7 ay önce dedi. Ne olacak dedi? Gözlerindeki ışıltıya bakın, 6 ay sonra çok güzel bir Türkiye olacak dedi. 6 ay geçti efendim. Nasılız, iyi miyiz? Vallahi kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nebati bakan konuşuyor da boş konuşuyor. Neden biliyor musun? Yani insanlara baksana, şu insanlara bir bakın, kimin yüzü gülüyor? Bakanımız çıkmış orada diyor ki 6 ay sonraki diyor gözlüğümdeki ışıltıya bak diyor. Evet. Bu onun gözlüğündeki ışıltı kimseye bir fayda sağlamıyor. Millet cebine bakıyor kardeşim, millet aç aç. Kimsenin umurunda değil. Ülkede aç gerçekten var aç ya. Ya bak emeklisi aç, memuru aç, işçisi aç. Hangi birini söyleyeyim ben sana? Bu aç kalmayı şöyle zannediyorlar. Açlıktan midesi patlayan insanlar var ya ölen. Alım gücü kalmamış. Alım gücü yok. Alım gücü kalmamış yani. Bir markete giriyorsun. Eskiden 1.000 lirayla girdiğinde en azından her şeyi alabiliyordun. Ama şimdi hiçbir şey alamıyorsun. Mümkün değil. Sabah kalkıyoruz zamla. Akşam yatıyoruz zamla. Psikolojiler bitiyor. Yani insanların psikolojisiyle, dengeleriyle oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ya, onun için olmaz. Ülkede maddi ve manevi Avrupa'dan gelmiş var. Değil mi? Tabii. Bu adam, çok zor durumdasınız. Şimdi bu adamla, şimdi sen bu arkadaşla beni bir kıyaslayabilir misin? İmkansız. Mümkün değil. Şimdi bunun alım gücü var, benim yok. Nasıl olacak bu iş? Nasıl dengeli? Avrupa ile bizi bir kıyaslamasınlar. Kesinlikle. Avrupa'da bir çocuğa 200 euro veriyor. Devlet 200 euro veriyor. Abi, abi sen de hemen 200 euro. Abi, para vermiyor devlet 200 euro. 1000 kron para veriyor çocuğa. Abi bir şey söyleyeceğim. Norveç'te durum nasıl? Abi Norveç'te durum hiç değişmedi ki. Mesela bu pandemi döneminde birçok insanı hani ne diyorlar, işten çıkardılar. Hani paralı izin verdiler. Devlet mesela diyelim ki ne 30 bin alıyorsan sana 20 bin 25 bin verdi. Hani bu pandemi döneminde aileni geçindir diye. Adamlar kalkıp ülkede yok burası battı, işte bu yükseldi, bu yükseldi, yok abi. Peki abi Norveç'te kaç yıldır Norveç'tesin? 9 yıl bitiyor. İlk gittiğin zamanları hatırlıyorsun. Zorlandın mı o adapte sürecinde, ırkçılığa uğradın mı vesaire? Yani ya çok gitmek isteyen var ondan. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Irkçılık her ülkede var arkadaşım.
Şimdi ben bir Kürt kökenli olarak bu ülkede bile ırkçılık görmüşüm zamanında. Ama benim kendi toprağım, benim kendi bayrağım bu ülke. Kimse kalkıp da hani sen Diyarbakırlısın işte, sen bu memleketin çocuğusun demez. Anadolu'su aynı, doğusu aynı. Biz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Ya. Şimdi başka ülkede de ırkçılık var abicim. Nasıl ırkçılık var? Kendi ırkından olmayan adam seni hani kabullenmiyor. Ama gelip de onu direkt yüzüne de söylemiyor yani. Saygı var. Saygı var. Şimdi mesela diyelim ki Norveç'te sokağa gittiğin zaman adam sana selam veriyor. Kalkıp adama baktığın zaman adam gelip sana demiyor ki ne bakıyorsun lan? Öyle bir şey yok yani. Ama battık mattık diye o ülkelerde bir şey yok abi. Avrupa'da yaşayan adam gelip Türkiye'de demesin. İşte bizim maaşımız bu kadar. Yok arkadaş. Tuzun kuru, oturduğun yer sağlam. E bu ülkeye geliyorsun 1.000 euro bozduruyorsun. Burada kalkıp 3-5 ay kalabilirsin. Onun kafasıyla. Çünkü adam burada almış zamanında evini. Şimdi satsa 2 milyon mesela. Şu anda abi gidip geliyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Ama şu anki Türkiye'yi fark etmişsindir. Çok kötü abi. Şu anda kırmızı alarm noktasında. Abi Ekim'de ben buradaydım. Evet. Bak, geçen sefer Ekim'de ben buradaydım. Sana yemin ediyorum Ekim'den bu yana bir katlanmış. Benim yazım çocuğu olan ailelere geliyor ya. Vallahi en çok çocuğu olan ailelere geliyor. Şimdi emekli adam hani emekli olmuş. Az da olsa tek boğaz tek başına iki sürünün, kişiler. Sürünün, emekli sürünün. Abi olsun, yine kalkıp da çocuklu bir adam olan, gibi onu anlatıyor. Aynı ya, intihar ediyorlar işte yani ne bileyim yani insanlar alım gücü yok yani dediğimiz gibi yani. Abi bizim bir umudumuz var diyoruz ki. Yönetim değişirse yerine gelecek olanlar belki bir ferahlatır ülkeyi. Değişmesi lazım. Değişir abi, mi sence? Oradan abi, bakıldığında ne görüyorsun? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülke değiştiği zaman bu ülke var ya bir sürü kana boğulacak bu ülke. Bu ülkede değişik şeyler çıkacak. Bilmediğimiz birçok hastalık var. Hani hastalık dediğim insani bir şekilde bir şeyler. Yolsuzluk gibi diyelim. Yolsuzluk. Hani insanlar artık birbirine şöyle bakmayı bırak. Yan yandan geçerken ne bakıyorsun muhabbeti yapacak artık. E yazık, günahtır abi. Oradan bakıldığında Tayyip Bey'in bir daha kazanma şansı var mı? Ne diyorsunuz? Oradan baktığın zaman Norveç. Vallahi abi o adam gitmez. Gitmez abi. Göstermesinler, sol çevir oraya. Gitmez abi, gitmez. Şimdi niye gitmez biliyor musun? Şuradan çevirdiğim 5 kişiden 4'ü diyecek ki ne Allah razı olsun. Demezler abi. Demezler. Bak demiyorlar abi. Bilmiyorsun Konya'ya gittim, Rize'ye gittim, her yere gittim abi. Yani insanlar gerçekten şikayetçi. Eskisi gibi değil. Şimdi burada bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Ne sorun. Abi? Burada insanların alım gücünün kalmaması bir. İkincisi bu Suriyeli Afganlılar geldi. İnsanları işsiz kaldı. Anlatabiliyor muyum? İkincisi bu. Zaten onlar başımıza bela oldu burada. Zaten yani, ben de sana onu diyorum. 10 yıldan beri getirdiler başımıza bela ettiler. Tamam mı? Yok din kardeşi. Ne din kardeşi ya? Böyle din kardeşi olur mu yani? Bak şöyle. Adamlar geliyor. Burada aramıza başımıza sarkıntılık yapıyorlar. Onu çoluğa çocuğu bıçaklıyorlar. Yok bilmem neymiş din kardeşi. Ben bunu bir vatandaş olarak kabul etmiyorum kardeşim. Etmiyorum yani. O zaman bunu İnsanlar o zaman bunu duruma gelmiş. Anlatabildim mi? Abi onu bırak sen. O zaman çıkıp bunu açık açık diyeceksin ki kardeşim ben kendi ülkemde kendi insanımı istiyorum. Hani bak yani buraya, kendi ülkemde 3. 4. vatandaş olduk. Anlatabiliyor muyum? Zaten kendi ülkende yabancısın sen. Ben onu demiyorum. Yabancıyız hani. Ya ben sana zaten demiyorum sen haksızsın diye. Ben ne diyorum sabahtandır? Ben diyorum ki bu ülkede yaşamak zor arkadaş. Aynen doğru. Abi Norveç'te gönlün rahat mı? Yani devletten yana ya hakkım yenir bir şey olur. Yok. Böyle çekinceleriniz yok mu sizin hiç? Abi niye? Gerçekten yok mu abi? Abi adamlarda kibir yok, kıskançlık yok. Ana ne diyeyim, hak yeme diye bir şey yok. Mesela diyorlar gavur. Benim eşim Norveçli. 3 tane çocuğum var benim. Ailesi Hristiyan olabilir. Ama benim kendi mezhebimi de kabul etmiş insanlar. Gittiğim zaman masaya koymaz domuzu mesela. Ben koy hani koysun beni enterese etmez. Anladım. Ama hani saygılılar. Hani diyor hocam adapte olmak mı? Adapte oldum. Oldun mu abi şu an huzurlu musun? Ya huzur şimdi bir insanın kafası rahatsa huzuru yerindedir. Yeah. Bu ülkede kafanı bırak artık yatağa yattığın zaman 50 kere etrafında dönüyorsun ki acaba ne zaman uykuya dalacaksın? Abi bu video sadece YouTube'dan değil YouTube, Facebook ve birçok gruplarda paylaşılıyor. Abi milyonlar paylaşılsın. İzlenecek. Lütfen kameraya dönüp Norveçli bir gurbetçi olarak millete son bir mesaj verir misin abi? Abi demek istediğim bizim hani yabancı ülkedeki Türkler şu ülkeye geldiği zaman şu röportajlara girdiğinde ah orası batmış, ah burası batmış, aldığın maaş bu kadar, o muhabbeti yapma arkadaş. O ülkedeysen çalışmadığın zaman da sana ekmek para veriyorlar değil mi? Bu ülkede vermezler kardeş. Kalkıp gelip buranın insanıyla kendine bir tutma, kalkıp işte Allah belanızı versin, beğenmiyorsunuz adamı işte falan demeyeceksin arkadaş. O zaman geleceksin yaşayacaksın burada. Boş muhabbet yapmayacaksın. Ya bizim... Abim seni öpebilir miyim? Bizim, ya
helal olsun. Yaşa orada, al altına Odin'i, git yaşa 1 milyonluk mesela bir yerde, sonra gel buraya. Vallahi Allah işte baştakilerinden razı olsun. Yok işte kardeş siz nankörsünüz. Niye adama nankör diyor niye? Bu adam 15-16 saat burada çalışırken sen 7,5 saat çalışıyorsun. Neye muhabbetini yapıyorsun sen? 7,5 saatin üstüne de çalıştıkları zaman. Bunlar o zaman mesela diyelim ki ne? 100 lira alıyorsan evet. Saatini 7,5'un üstüne çalışında 250 lira alıyorsun saatini. Enflasyon diye bir şey yok Almanya'da şu an. Tamam fiyatlar yükseldi. Yükselme diye bir şey yok evet. Fakat Türkiye kadar değil yani. Türkiye kadar imkanı yok değil yani. Dünya ve üzerinde Türkiye kadarı var mıdır? Pek düşünmüyorum. Yani. Üçüncü sınıf ülkeler olabilir. Yani Türkiye'de şu an pek yani üçüncü sınıf ülkeleri gibi ekonomisi kötü durumda gözüküyor. Yani Almanya'da böyle değil durum diyorsunuz. Kesinlikle böyle. Halk yani kesinlikle memnun halinde. Hayır memnun. Kesinlikle memnun. Buraya baktığınızda abi bu defa geldiğinizde neler gördünüz bir gurbetçi olarak baktığınızda? Valla durumun pek iç açıcı olmadığını gördüm yani. Pek iyi değil. Değişim olur mu? Tayyip Bey tekrar kazanma şansı var mı sizce? Valla şimdi buradaki insanlara göre pek yokmuş gibi kazanma şansı. Fakat oradaki AKP'lilere göre kesinlikle başka bir şey yok yani. Yani şöyle Recep Tayyip Erdoğan dönemi kapansa evet. Seçimde Avrupa'daki AK Partili Türkler şok geçirir diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle şok geçirir. Şimdi öyle diyorlar ki mesela orada yaşayan Türkler yani Türkiye'nin ekonomisinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ya da ne bileyim Almanya'nın durumunu kötü gelip anlatıyorlar. Evet. Niye öyle yapıyorlar? Oysa öyle bir şey yok. O insanlar örneğin Almanya'da yaşayıp da buraya gelip de Almanya'nın durumu kötü diyen insanlar kesinlikle Almanya'da çalışmayan insanlar, sırtını devlete dayamış insanlar, ekmek ölden su gölden geçinen insanlar. Onları biraz anlatalım. Onlar neler yapıyorlar bu tip insanlar yani hepsi böyle kesinlikle değil ama arada böyle insanlar var. Bunlar ne yapıyorlar? İşsizlik maaşı mı alıyorlar? Neler yapıyorlar? Onlar işsizlik maaşını alıyorlar. Yani sırtını devlete dayamışlar. Çocuklar da var. Çalışmıyorlar. Çocukları var. Her türlü yardımlardan faydalanıyorlar. Yani Avrupa'nın göbeğinde her türlü kesinlikle sosyal haklarından faydalanıyorlar. Ama Türkiye'ye geldikleri zaman taşlıyorlar. Yani şimdi siz onlarla orada konuşuyorsunuz değil mi abi? Tartışmalar evet. Oluyordur tabii. Oluyor, kesinlikle evet. Oluyor. Gerçekten burayı iyi mi zannediyorlar yoksa gerçeği biliyorlar mı? Gerçeği biliyorlar da saklıyorlar bence. Kesinlikle saklıyorlar. Tayyip Erdoğan sevgisi yani daha yüksek geliyor. İdeolojileri gerçeklerin önüne geçiyor bence.